Günaydın, hoş geldiniz. Ben Yonca Brunini. Son 6 yıldır Londra ofisinde Google'ın Google için çalışıyorum. Sorumlu olduğum ülkeler Güney Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika. Gördüğünüz gibi çok karışık bir bölge. İsmim Brunini çünkü eşim İtalyan. Ben de bu bölge kadar karışık bir geçmişten geliyorum. Yarı Gönen, yarı Lazlık var ailemde. Hiç var mı hemşeri burada? Oo, güzel. Genelde Londra'da çalıştığım için yabancılarla konuşuyorum. Tabii böyle hemşeri pek çıkmıyor. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu bu bölgenin pazarlamasından sorumlu olmak benim için bir Türk olarak gerçekten gurur duyucu bir şey. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için, Mustafa beni buraya konuşmaya çağırdığı için de gerçekten çok mutluyum. Sizlere bugün inovasyon, Google niye inovatif bir şirket, bundan bahsetmek istiyorum. 7 tane prensipten bahsetmek istiyorum. Eminim duymadığınız kavramlar değil, fakat benim bugüne kadar çalıştığım şirketler içerisinde gerçekten Google bu kavramları çok değişik bir şekilde uyguluyor. Umarım siz de bundan faydalanırsınız, size işinize yarayan bir takım veriler çıkar. Birinci prensibimiz büyük düşünmek. Hiç yeni bir kavram değil ama Google'da bu konu üzerinde çok düşünüyoruz. Kurucularımız da bu konu üzerinde çok düşünüyorlar. Ayasofya'nın resmini koydum buraya. Çünkü Ayasofya'yı yaparken bir taş ustasına, taş üstüne taş koyduğunu bilmek mi daha heyecan verici, yoksa bir Ayasofya'nın inşaatının parçası olduğunu, yapılışının parçası olduğunu bilmek mi daha etkili? Bu bizim Google'da çok düşündüğümüz bir kavram. Böyle düşünmek için bir misyonumuz, vizyonumuz olması lazım. Belki duymuşsunuzdur bugüne kadar, misyonumuz Google'ın dünyadaki tüm bilgiyi organize etmek ve bunu herkese erişilir ve faydalı kılmak gibi bir misyonu var. Yaklaşık 10 yıl evvel çıkaran bir misyon ve hala geçerli, hatta kurucularımız 300 yıl için daha geçerli olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu büyük düşünmek bizim yaratıcı olmamız açısından önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisine geçersek, bu bizim iki kurucumuz ve eski CEO'muz, şimdi Larry, soldaki kırmızılı CEO oldu. Bizim her cuma TGIF adında bir toplantımız var. Niye bundan size bahsediyorum? Bizim şirketin bu misyonu, vizyonu ve bununla ilgili alınan her kararı, yeni çıkacak her ürünü bütün şirkettekilerle her cuma konuşmak ve hatta tartışmak gibi bir huyu var. Her cuma kurucularımız ve başka üst seviyede yöneticiler gayet böyle gayri resmi bir şekilde bir araya geliyoruz. Onlar bize çok önemli kararlardan bahsediyorlar. Biz hatta hangi seviyeden ne olursa olsun istediğimiz şekilde onları zorlayacak sorular soruyoruz, bilgiler alıyoruz ve ondan sonra bunu bütün ekiplerimizle, eğer o gün gelmedilerse, paylaşıyoruz. Çok çok açık bir ortam var. Tabii böyle bir açık ortamda bazen bilgi sızmaları da oluyor. Bir iki kere son zamanlarda 26 bin kişiyi bulduk artık. Düşünün, 26 bin kişiyle çok gizli bilgiyi sürekli paylaşıyorsunuz. Bir iki kere bilgi sızması oldu. Acaba dedim, şirket biraz daha önlem alacak, daha az bilgi paylaşacak mı insanlarla diye düşündüm. Şimdi de 26 bin kişi olduk. Ben 6 yıl önce katıldığımda 3-5 bin kişiydik sanırım. Fakat kesinlikle hiçbir şekilde bu bilgi paylaşımını azaltmadıkları gibi hafif güvenliği arttırdılar ve gerçekten buna ne kadar önem gösterdiğimizi belli ettiler. Bu bilgi paylaşmak, bu kadar açık bir ortam olması da yaratıcılığa çok faydası oluyor. Ve dediğim gibi gene bilmediğiniz bir kavram değil, fakat benim çalıştığım bütün şirketlerden çok daha fazla ve çok istikrarlı bir şekilde Google'da uygulanıyor. Bir sonraki kavram doğru insanlarla çalışmak. Biz biliyorsunuzdur, çok ince eleyip sık dokuyup işe eleman alıyoruz. İnsanları işe aldığımızda da onları hayallerini gerçekleştirme imkanını verip yeni mezunlara çok değer veriyoruz. Bazen bana soruyorlar, internet şirketi olarak insanlarla ilgili öğrendiğin nedir diye. Vallahi diyorum, şirketinizdeki en genç insanlara çok ciddi sorumluluklar verin. Benim Google'da öğrendiğim önemli bir özellik bu. Sırf bu sebepten de bize son 3 ayda dünyanın her bir yerinden 600 bin kişi
başvurmuş Google'a. Gerçekten ben de onlara, gençlere bu özelliği, bu imkanı vermemiz buna önemli bir sebep. Bir sonra bahsedeceğim kavram da yine bu gençlere çok büyük sorumluluklar vermekle alakalı. Bu arkadaş Tim Lee, 22 yaşında, 3-4 sene evvel Google'a katıldı. Benden birkaç masa ileride oturuyor, çok yakın tanırım kendisini. Şirkete yeni girmişti ve biz bir fikir yarışması çıkardık. Bu fikir yarışmasında şöyle bir fikir attı ortaya. Bence işte YouTube, klasik müzik dünyası biraz geriliyor, işte dijital dünyanın gerisinde kaldı. Biz de YouTube'u biraz daha böyle ciddi bir yer yapmaya çalışıyoruz. YouTube Senfoni Orkestrası diye bir şey çıkaralım. Dünyanın dört bir yanından bir klasik müzik parçasına insanlar işte çalsınlar o parçanın bir kısmını, işte keman, piyano neyse. Ondan sonra bunların aralarından en iyilerini bir senfoni orkestrası oluşturup dünyanın en meşhur şefiyle, dünyanın en zor konser verilen konser salonlarında muhteşem bir konser yapalım. Böyle bir inanılmaz büyük bir fikir bu arkadaştan çıktı. 3 sene evveldi sanırım. Artık geçen sene, 2010'da New York'un Carnegie Hall'unda, bu senede Mart ayında Avustralya'da Sydney Opera Binası'nda YouTube Senfoni Orkestrası gibi çeşitli yaşlardan, dünyanın her yerinden, belki hayatında evinin dışında hiç konser vermemiş, profesyonel olarak konser vermemiş insanlar muhteşem bir konser verdiler. Bunun gibi size onlarca örnek sayabilirim. Enteresan ve klasik müzik endüstrisini çok değiştirdiği ve global olduğu için bundan bahsettim. Ama Türkiye, biz Türkler olarak çok yaratıcı insanlarız, bunu siz de biliyorsunuz. Ve Türkiye'deki Google ekibinden inanılmaz fikirler çıkıyor ve bunlar dünyaca kullanılıyor. İçinde aslında bulunduğumuz bu konferansın içerisinde olduğu proje Türkiye'den çıkmış bir fikir ve şu anda gene dünyanın bütün ülkelerinde uygulanan bir fikir. Ama ben bugün bir takım arkadaşlara Londra ofisinde işte yaklaşık 1500 kişiye konuşacağımı söylediğimde, yapmayın 1500 firma nasıl oldu falan, yani Türkiye'deki Google'ın bu çapta bir organizasyon yapması da Google içerisinde bir öncülük ve bunda sizin de payınız var. Dolayısıyla bununla gurur duyarak ve sizlere de katkınız olduğu için teşekkür ederek bu kavramdan bahsetmek istiyorum. İyi fikirler her yerden çıkabilir, özellikle Türkiye'den. Veri kullanmak, biliyorsunuz malum Google bir bilgi şirketi. Veri kullanmak bütün bizim yaratıcılığımızın çok önemli bir parçası. İnsan işe mi alıyoruz? Allah, 10 tane veri. Bir insanı terfi mi edeceğiz? 40 tane veri. Ondan sonra gidip verilerinizi ancak alt alta koyduktan sonra tezinizi sunabiliyorsunuz. Bizim ürünlerimizin dizaynında da bu çok geçerli. Şimdi biraz komik gelebilir, bana da anlatırken komik geliyor. Bir örnek vereceğim size. Google'ın arama sonuçları malum mavi linkler. Bu mavinin bir gün bakıyorlar birkaç sene evvel, çok değişik tonları var. İşte biraz yeşile kaçanı var, biraz mora kaçanı var. Şimdi normalde ne yapılır bir şirkette? Bir dizaynla uzman bir arkadaşı denir ki, ya işte şunları arkadaş bir güzel bir hepsini aynı bir renk yap da hani bir şey olsun, yani istikrar olsun. Hayır, 42 adet değişik mavi tonunun işte mora kaçanından yeşile kaçanına deneme yapılıyor. İşte hangi tondaki reklama kim daha çok klik ediyor, tıklıyor diye. Ve bundan efendim yeşile kaçan tonlar değil de maviye kaçan tonların daha önemli olduğu gözüküyor. Şimdi ne diye bunlarla kafa yoruyorsunuz diyeceksiniz. Senede 200 milyon dolar daha az kazanacaktı Google ve bize reklam verenler eğer biraz daha yeşil tonlara gitseydik. Dolayısıyla bu tip verilerle kafayı bayağı yoruyoruz ve bu da çok kültürümüzün çok önemli bir parçası. Bir sonraki örneğim çok deneyip başarısızlıklardan ders almak ve arada dalga geçenlerle de pek takmamak, aldırış etmemek. Mesela Google Translate, tercüme ürünümüz. Gerçekten ben kız kardeşimle işte Londra'dan İngiltere, Türkiye'ye yazışıyoruz bazen, e-mailleşiyoruz. Sırf yani gülelim diye e-maillerimi Türkçe yazıp İngilizce'ye veya İngilizce yazıp Türkçe'ye tercüme edip ona yolluyordum ki gülelim diye. Çünkü çok komik tercümeler yapıyordu Google Translate ilk çıktığında. Şimdi normal bir şirket ne yapar? Böyle bir ürünü kusursuzlaştırana kadar laboratuvarda uğraşır veya çıkarmaz.
Yok, Google böyle bir şirket değil, atmış ortaya. İnsanlar kullandıkça düzelecek bu ürün diyor. Nitekim mesela şimdi bu kız kardeşimle bahsettiğim olay birkaç sene evvel oluyor. Mesela bugün dedim ya çok karışık bir bölgeye bakıyorum diye. Bana benim bölgemde değişik ofislerde yaklaşık 20 değişik ofiste ekibim var. Bana 10 ayrı dilde e-mail geldiği oluyor. Tercüme ediyorum. 3 aşağı 5 yukarı anlıyorum. Anlamazsam soruyorum ama hiç bugüne kadar öyle bir şey yaptığım olmadı. Ve 10 ayrı değişik ülkeden gelen dildeki e-mailleri Google Translate sayesinde 3 aşağı 5 yukarı kusursuz demiyorum ama anlıyorum. Ve eskiye nazaran çok daha iyi anlıyorum. Veya Mısır'da olaylar gerçekleşirken ya dedim acaba Arapça basında nasıl yer alıyor? Sadece yabancı basını okuyorum bu konuyla ilgili veya Türk basını. Gene Google Translate sayesinde olduğu gibi olayları takip edebildim. O yüzden gerçekten Google bu tip böyle ilk ürün çıkardığında veya bazı hareketleri yaptığında dalga geçenlere çok aldırış etmemeyi önemseyen bir şirket. Şirkete bazen iş alırken, insan işe alırken bakıyoruz ya bak bu çocuk geçmişinde bir başarısızlığı var, bir şirket kurmaya çalışmış ama olmamış. Ama ondan sonra çok iyi toparlamış, bundan ders almış. Resmen yani başarısızlıklarından ders alan insanlara bile çok olumlu şekilde bakıyoruz. Bu da kültürümüzün, yaratıcılığımızın önemli bir parçası. Bir sonraki en son ve daha eğlenceli kavram da uygun fiziksel ortamı oluşturmak. Bu da tabii yaratıcılığın, açıklığın bir parçası. Burası bizim Zürih ofisimiz. Bir kaydırak var görüyorsunuz. Bir kız oradan yemekhaneye doğru birinci kattan kayıyor. Ben de bunu insan oraya gidince yapmaması mümkün değil. Gördüğünüz gibi kimsenin taktığı yok. Bu gayet olağan bir durum. Bütün Google ofislerimizde bu kaydırak yok ama kesinlikle bu tip bir ortam var. Burası bizim yemeğimiz meşhur. İşte 3 öğün günde ücretsiz yemek var Google'ın ofislerinde. Hatta şurada bir tartı var. Çünkü Google'a gene veriyle şey yapıyoruz ya, takıyoruz ya. Google'a giren insanların ilk girdikleri 3 ayda 3 ila 5 kilo aldığı gibi bir istatistik var. O yüzden gerçekten yemeklerimizin mesela bir de şöyle bir kural var. Google'da masanız nerede olursa olsun masanıza 20 metre en fazla mesafede muhakkak bir mutfak var. O mutfakta gene ücretsiz bir sürü işte yiyecek, işte o abur cubur. Benim kızlarım ofise geldiğinde sürekli o mutfaktalar. Herkes onlara çikolata veriyor. Dolayısıyla böyle çok içeride ev gibi bir ortam var diyebilirim. Bu bizim gene ofislerimizin dışarıdan görünümü. Şu gördüğünüz bir uyuma kapsülü. İçine giriyorsunuz, ses duymuyorsunuz, masaj yapabiliyor, müzik falan. Yani ofiste biraz kestireyim derseniz uyuma kapsülümüz var. Bence yaratıcılığın çok önemli parçalarından biri uyku. Bununla ilgili ayrıca bir konuşma yapabilirim başka bir gün. Bu bizim bilgisayarlara bir şey olduğu zaman tech stop dediğimiz bilgisayarlarımızı götürdüğümüz ofisler. Yine Zürih ofisimizden işte uyku uyunan yer, işte kayak teması var. İşte gene böyle bir itfaiye şeyleri olduğu gibi yangın bir tane aşağı inmek için daha tehlikeli metotlar var. Burada söylemek istediğim şey çok açık bir ortam var. Yaratıcılığa ve insanları birbiriyle beraber çalışmaya çok çok teşvik eden bir ortam var. Ve bu da yaratıcılığa çok yardımcı oluyor. Bazen kötü niyetli arkadaşlar diyorlar ki ya sizin ofisi öyle bir yapmışlar ki hiç eve gitmeyin de sürekli çalışın babam çalışın. Öyle değil. Sadece çalışırken neredeyse evdeymiş kadar rahat hissedebiliyoruz kendimizi ve bu da gene bu kadar Zürih ofisi gibi olmasa bile her ofisimiz yaratıcılığa çok faydası oluyor. Son olarak toparlamak istiyorum. 7 ilkeyi artık tekrarlamayacağım ama bahsettiğim 7 ilke buydu. Dediğim gibi eminim hiçbiri bilmediğiniz kavramlar değil. Fakat benim büyük inancım Türk iş adamlarının kıvrak zekası ve yaratıcılığı ile sizlerin en az Google kadar yaratıcı ve inovatif şirketler olabileceğinizi çok iyi biliyorum. Umarım size burada yeni bir takım fikirler verebildim, faydalı bir takım şeyler söyledim. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok maalesef.